Sezon ilk maçı. İlk maçlar genelde zordur. Bugün de çok zordu. Karşımızda gerçekten genç, dinamik bir ekip vardı. Ara ara istediğimiz oyunu sergileyemedik çünkü çok iyi kapattılar. Düşündüklerimizi ve çalıştıklarımızın birçoğunu bugün yapamadık. Oyunsal olarak çok memnun değilim. Ama oyuncu grubumun maçı kazanma isteği beni memnun etti. Sezonun da ilk maçı olması, bununla beraber de eksiklerimizin olduğunu da varsayarsak, yeni gelen oyuncularımızın da uyumu çok erken olmadı. Onu da gördük. Oyundan çok memnun olmasam da sezonu 3 puanla başlamak önemliydi. Ondan dolayı mutluyum. Oyuncu kardeşlerimin kazanma adına son dakikaya kadar savaşmasından da memnunum. 3 puanla başladığımız için de iyi oldu bizim için. İnşallah bundan sonra da devam eder. Yaptığımız mücadeleden dolayı mutluyum. Ama üzgün olduğum tarafım şu, hak ettiğimiz bir puan son 90+4'te yemek bizi tabii ki üzdü. Biz karşımızda tecrübeli bir takım olduğunu biliyorduk. Oyuncularımızla bunları da paylaşmıştık. Özellikle duran toplarda çok etkili olduğunu da biliyorduk. Biz bunlara göre de hamlelerimizi de yaptık ama saha içerisindeki oynayan ilk 11'imizle ilgili konuşmalarımızda. Üretkenliğimiz azdı özellikle 3. bölgede ama takım savunmasına baktığımız zaman iyi bir mücadele yaptık. Ama 3. bölgeye gittiğimiz zaman hem önde top tutmamamız hem pozisyon üretmememiz bizim adımıza sıkıntı oldu. Özellikle de Kadir arkadaşımızın sorumsuzca davranması, burada benim de biraz hatam var. Şöyle bir hatam var, devre arasında kendisine de konuştum. Sakin kalacağını ve tecrübeli de oyuncumuz olduğu için biz onu gidebileceği yere kadar götürmek istedik ama 65'te de tekrar değiştirmek istedik. Ama ne yazık ki geç kaldık ya da Kadir'in böyle yapması, bizi 10 kişi bırakması ya da şöyle söyleyelim, 11-11 kalsaydık bir puanı belki kazanmış olacaktık. Ama 10-11 kaldığımızda bile iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Sonuçta son dakikalarda yediğimiz golle de mağlup olduk. Bu bizim adımıza bir tabii ki üzücü. Ama biz Giresunspor olarak yani destek oyuncularımızın hep aşağıdan gelmesi ve hamlelerimizde bile biz oyuncu değiştirirken biraz ürkekliğimiz de vardı bazı arkadaşlarımızla ilgili. Aslında değişiklik haklarımız vardı ama girecek genç arkadaşlarımızın saha içerisinde ilk kez oynamaları bize sıkıntı yaratır diye düşündük. Ondan dolayı da değişikliklerimizi biraz geç yaptık. Yani kısacası alabileceğimiz bir puan, hak ettiğimiz bir puan, iyi mücadele, iyi savaşan bir oyuncu grubu. Ama 10-11 kaldığımız dönemde hiç bize yakışmayacak da bir gol. Hatta orada Furkan'a da bağırdık. Yaya çıktı, Gökdeniz oraya çıktığında biz hissettik onu atacaklarını. Ama olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda daha da iyi oluruz. Aslan videoda çıkanına baktığın zaman